Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mehmuz fiil muzari çekimini konuşacağız. Hatta mehmuz muzari fiil ve çekimini konuşacağız şeklinde ifade edebiliriz. Evet, geçen derslerimizde mehmuz fiilin mazi halini ve mazi halindeki şahıslara göre kullanımına dair birçok alıştırma yapmış idik ve o bahsi kapatmıştık arkadaşlar. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Biz bunu burada efendim bitirdik ders itibariyle. Artık geçebiliriz muzaresinin anlamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer eksik kalmış iseniz mehmus fiilin mazi çekimini iyi bir şekilde öğrenmeniz, üzerinde durmanız gerekmekte. Evet, mehmus fiil muzarisi fiilin nasıl muzari olduğunu biz ne yapabiliriz? If sözlükten öğreniyorduk arkadaşlar. En bizim temel kaynağımız gidip herhangi bir fiilin muzarisini sözlüğe bakarak öğrenmek idi. Tabii bizim altı tane babımız var. Sülasi mücerret bab dediğimiz. Bu bablardan hangisinden olduğunu fiilin eğer biliyorsak ona göre de muzarisini ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Bu da bizim için belirleyici bir husustur. Şimdi değerli arkadaşlar kitabımız bize ne yapmış? Ehaze, se'le se ve kara'e fiillerinin e, muzari çekimlerini örnek olarak sunmuş. Ehaze şöyle fiillere baktığımızda ehaze ilk harfi hemzeli bir fiildir ya da ilk harfi mehmuz bir fiildir. Se'le se ikinci harfi mehmuz bir fiildir. Efendim kara'e de üçüncü harfi mehmuz bir fiildir. Onu söyleyelim. Akaze gördüğünüz gibi birinci baptan, se ele yes yeseli ikinci baptan, kara e ya u da yine ikinci baptan fiildir diyoruz arkadaşlar. Bunları da buraya yazalım aklımızda kalsın. Evet. Bu da bir olsun. Biraz çirkin oldu ama idare ediniz değerli arkadaşlar. اخذي muzarisi ya geliyor. Çekimini yapalım. Ya khuzu ya huldan ya huluna ta'khudu ta'khudani ya'khuduna ta'khudu ta'khudani ta'khuduna ta'khudini ta'khudana Şuraya dikkat arkadaşlar. Burası Sülasi salim fiillerini hatırlayın arkadaşlar. Ektübüydü değil mi? Ektübü şeklinde en soru şeklinde ifade edebiliriz. Ya da Ecili su da Celesi, yecili su, da diyebiliriz. Burada bir tane hemze, <laughs> iki tane hemze yan yana geldi. Ne oldu arkadaşlar? Araplar böyle yazmayı kabul etti. Ahuzu, ahuzu demedi, ahuzu dedi. Telaffuzu daha kolay olsun diye. Mesela emara Nur'da da aynı durum. Amuru geçerlidir diyoruz. Kitabımız zaten Mehmuzul faalların müfret mütekellim sigası dediğimiz bu kısım arkadaşlar müfret mütekellim Efendim e, yerine A şeklinde yazılır ve okunur notunda düşmüş. Bunu da bilmekte fayda var okurken daha rahat hareket ederiz. Efendim hemen anlamına geçelim. Ahaza aldı, ya huzu alır, ya o ikisi alıyor, ya ne onlar alıyorlar. Dedik, te huzu o bayan alır, te o iki bayan alıyor, ya ne o bayanlar alıyorlar diyoruz arkadaşlar. Efendim burası muha gayib, burası gaibedir. Te huzu arkadaşlar muhataptır, sen alıyorsun. Tabi bu erkektir artık, Tehudani siz ikiniz alıyorsunuz. Tehudune sizler alıyorsunuz demektir. Tehudine sen bayan alıyorsun. Tehudani sen siz iki bayan alıyorsunuz. Tehudne siz, siz bayanlar alıyorsunuz demektir arkadaşlar. Ahudu ben alıyorum. Ne ahudu biz alıyoruz. Bu biz ikimiz de olur. Biz üçümüz ve üç vefa daha fazlası için de aynı şekilde kullanılır. Burası nefsi mütekellim. Efendim burası gayip e, muhataba muhatap gaybe gayip diyoruz. Bu kısmı bir daha hatırlatalım. E, müfret siga burası tesniye burası da cem siga idi. Devam edelim arkadaşlar. Se eli fiilinden. Se ele sordu yes eli sorar. Soruyor. Hem geniş anlam zamanda anlam ifade edebiliriz hem de efendim şimdiki zamanda anlamı söyleyebiliriz. Yes elu sen yes Eli, o soruyor yes elanı o iki soruyor yes elu ne onlar soruyorlar. Tes elu o bayan soruyor tes elanı o iki bayan soruyor yes el ne o bayanlar soruyorlar diyoruz. Tes elu sen soruyorsun tes elanı siz ikini soruyorsunuz. Teselune sizler soruyorsunuz. Burası müzekkerler içindi. İniyoruz muhatabaya ki mühendisler içindir. Teseline sen bayan soruyorsun. Tes'elane, siz iki bayan soruyorsunuz. Teselne siz bayanlar soruyorsunuz. Eselü ben soruyorum. Neselü biz bizler soruyoruz arkadaşlar. Kara fiilinden devam edelim. Kara'e yakra'u Yakra'u o okuyor. Yakra'ani o ikisi okuyor. Yakra'une onlar okuyorlar. Takra'u o bayan okuyor. Takra'ani o iki bayan okuyor. Yakra'ne o bayanlar okuyorlar. Takra'u o bayan ee, takra'u sen okuyorsun. Takra'ani siz ikiniz okuyorsunuz. Takra'une sizler okuyorsunuz takraine sen okuyorsun burada sen bayan demek arkadaşlar muhatabımız takraane o iki, iki bayan siz iki bayan okuyorsunuz takra ne siz bayanlar okuyorsunuz akraı ben okuyorum nakraı biz okuyoruz demektir şimdi burada birkaç şey söyleyelim arkadaşlar hemen zamir değerlerini söyleyelim ki biz bu zamir değerleri üzerinden alıştırma zaten yapıyoruz ya huzu huma ya ya ve ya huzani huma ya ne hümdür ta efendim hiyedir ta hümadır yine ya huz ne arkadaşlar ta huzu entedir ta entumadır ta huz ne şey ta ne arkadaşlar ta entidir ta huzani e, entümadır, tekhud ne entün nedir? ahudu enedir, ne hudu, nahnudur. Bunları zamir değer ya da ilgili olduğu zamirler bu şekildedir. Onu ifade etmiş olalım. Tabi burada söylediğimiz, ahale, için söylediğimiz, seyle, yes el içinde geçerlidir diyoruz. yakrahu içinde geçerlidir. Bu yakra'u ya yani da kara'e yakra'u çekimine gelmişken şurada da bir şey söyleyelim. Bakın burada e, e, ne var? E, i̇ki tane hemze ile e, nedir? Elif yan yana geldi ve bu şekilde yazıldı. Onu da unutmayalım. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar. da olduğu gibi. Bunu da yazarken ya da böyle gördüğümüzde şaşırmayalım şeklindedir. Evet biz burada buradaki mazi fiillerin bir de muzari fiillerin faillerini söyleyelim şu haliyle. Ya huzunun faili arkadaşlar gizli hüvedir. Ya huzanunun faili buradaki tesniye elifidir gördüğünüz gibi. Ya huzunenin faili ise nedir değerli arkadaşlar buradaki vavdır. Cemaat vavu dediğimiz vavdır. Te faili gizli hiyedir. Kudani'nin faili tesniye elifidir buradaki. Efendim Yehudni'nin faili nunu nisbedir. Nisbedir arkadaşlar. Evet Tehudni'nin te, te faili nedir? Entedir arkadaşlar. Gizlidir. Tehudani'nin faili entüma düzeltiyorum. Buradaki tesniye elifidir. Evet arkadaşlar. Tehudunenin faili buradaki vavdır. Tehuzine'nin faili buradaki yağdır. Muhataba ya'sı dediğimiz ya'dır. Tehuzane'nin faili eliftir. Tesni elifi. Tehuzne'nin faili buradaki nundur. Nunu nisvedir. yahulne de olduğu gibi. Ahuzunun faili enedir. Nehuzunun faili gizli nahnudur diyoruz arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Tabi buradaki izahlarımız bütün çekimler için geçerlidir. Fiil değişebilir ama buradaki failler, fail olan bir takım harfler, gizli failler, açık failler her neyse değişmez. Onu söyleyelim. Şimdi kitabımız burayı geçtik. Aşağıda verilen memus ve mazi çekimini yapınız demiş. Burası muzari olacak. Çünkü konumuz muzari. Biz bunları mazide zaten gördük. Emara ye emuru, ye emuru, ekele ye ekülü ee, anlamlarına geliyor. Şi şey, anlamını biraz sonra söyleyeceğiz. Emara emretti demek. Ye emuru, ye emuran, ye emurune, te emuru, te emuran, ye emurne, te te'muru te emuran, te emurune, te te emuran, te emurne, amuru, na emur, amuru, ne emuru, ne emuru şeklinde gelir. Emara emretti, ekele yedi, emele bekledi, umdu, ezine e, izin verdi demiştik. Esife aleyhi bir şeye üzüldü diyelim buna. Enise. Enise ne diyelim alıştı. Alıştı diyebiliriz arkadaşlar. Se ile sordu. Seime bıktı, usandı. Ye ise ümit kesti, ümidini kesti. Bede başladı, neşe gelişti efendim, yetişti. Mele ye de neydi arkadaşlar? Doldurdu. Evet. Mesela ee, enise enisa, Enise en ise en ise ye, ye ne arkadaşlar ye ne dördüncü baktan bir fiil ye ne su ye ne san ye ne su ne te ne su te nesani, ye nesne. te ne te ne ne te nesune, te nesine, te, nesan, te, nesani, te nesne, e, an Anisu ne anisu düzeltiyorum ne e, nesu ne nesu şeklinde. Çekebiliriz Evet Aşağıdaki diyaloğu verilen zamirlere göre Alıştırmamız yeniden kurunuz demiş bize Gelin inceleyelim biz de yeniden kuralım Ene ente ene akraul Kur'ane külle yevmin ben her gün Kur'an okurum ben ene akra'u okurum El Kur'an'ı Kur'an külle yevmin Her gün ve ente hel takra'u ve ente sen hel takra'u okur musun? Buna göre yeniden yazın demiş. Efendim cevap veren de demiş ki ne evet ene ben de demek bu arkadaşlar. Ekra'u okurum el Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim külle yevmin her gün. Evet şimdi zamirleri değiştiriyoruz. Ene'yi ene değişmeyecek. Ente buradaki şurası ente olacak. Ana o zaman değişmeyecekse şuraya kadar olan kısmı aynen alacağız arkadaşlar. Böyle söyleyelim. Hatta şuradan bir ne alalım? Virgül alalım. Evet. Onu da şuraya ilave edelim. Evet. Ene akra'ul Kur'an'e külle yevmin. Ben her gün Kur'an okurum dedi. Evet. Burada maalesef sildik. Hemen düzeltelim. Evet arkadaşlar. Düzeltmemizi yaptık. Ene akra'ul Kur'an'e külle yevmin. Ve enti hel tekra'ine dedik. Enti'ye nin ya da enti zamirine uygun çekim arkadaşlar nedir iğnedir dir arkadaşlar gördüğünüz gibi sen okur musun o da cevaben ne diyecek naam evet ene eydan ben de akraul kur'ane külle yevmin diyecek eneye uygun olan çekim de akraudur ya da enenin ilişkili olduğu kullanım çekim itibariyle akraudur diyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar. Zamirlerimiz değişti. Nahnu ve Entuma göre cümlemizi kuracağız. Evet, nahnuyu başa aldık. Nahnu, nahniye göre fiilimizi düzenlediğimizde nakra şekline gelir arkadaşlar. Hatta harekeleri de görelim. El-Kur'ane nakra'ul-Kur'ane külle yevmin deriz. Bu ikinci kısmın e, ente yerine gelecek kısım entümmüş ve entüm hel takraune olur. Entüm uygun olarak çekimimizde takraunedir diyoruz. Yukarıdan da hatırlayabilirsiniz. Cevaben ne olacak arkadaşlar? Naam diyeceğiz. <laughs> Nahnu eyzan. Evet tabi e, Muhatabamız cemse cevap verirken biz şeklinde cevap verecek. Arkadaşlar o da nahnu ile başlayacak. Nahnu eyvan nakraul Kur'an da Kur'ane külle yevmin. Evet biz de her gün Kur'an-ı Kerim okuruz şeklindedir cevap cümlemizde. Evet üçe geçelim. Üçte başı ene ve en entüma zamirine göre düzenlenecek. Düzenleyelim arkadaşlar. Ene zaten yukarıda mevcut idi. Ana okura'l Kur'ane külle yevmin ent ve entüma hel takraani Bakın unutmayın şurada takraani vardı entüma hivev mahul yahv mahul ne ente entüma Bakın burası entüma Evet entüma ve, ve entüma hel takraani siz okur musunuz onlar da cevabı ne diyecek? 2 ve daha fazlaysa nahnu'ya göre cevap verecek. Nahme evet nahnu biz eyvan bizde diyoruz buraya. Nakra'ul Kur'ane külle yevmin. Evet biz de her gün Kur'an-ı Kerim okuruz şeklinde. Nahnu ve entünle zamirine göre cümleyi düzenleyin demiş arkadaşlar. Evet en yerine nahnu gelecek. Nahnu yazdığımızda burası nahne göre çekimlenecek. Ve nakra olacak. Nahnu nakra ul-Kur'ane külle yevmin olacak. Ente yerine de entünne gelecek arkadaşlar. Ve entünne hel takra'ne. Evet şuradan harekeyi de görebiliriz. Ve entünne hel takra'ne. Ve siz bayanlar okur musunuz? Onlar da ne diyecek? Nahnu eyzan nakra ul-Kur'ane külle yevmin. Burada değerli arkadaşlar... İster müennes olsun, ister müzekker olsun, ene ve nahnu zamirleriyle ilişkili çekimde ya da fiilin bu zamirlerle ilişkisinde müzekker müennes ayrımı söz konusu değildir. Onu söylemiş olalım. O yüzden müzekkerde nahnu nakrau der, müenneste de, nahnu nakrau der, müenneste de, ene akrau der, müzekkerde ene akrau der arkadaşlar onu biliyoruz. Devam ediyoruz. En ve hiye zamirlerine göre cümlemizi kurunuz demiş. Kuralım. Ene getirdik. Ene zaten vardı. Ene Kur'an kur'ane külle yevmin. Bir daha yazdık arkadaşlar. Hiye'ye göre çekim kuralım. Ve hiye hel takra'u. Ve hiye hel takra'u. O okur mu? Şeklinde. Tabi hiye ile entenin kullanım muzari de kullanımın aynı olduğunu zamir itibariyle biliyoruz arkadaşlar. Naam evet hiye o eyzan o da takra okur el Kur'an'e Kur'an külle her gün. Şimdi bu bunu gösterebiliriz. Bakın. Tehuzu tehuzu. Şurası hiye burası ente. Takra takrau. takra Hiye ente. Teselu teselu. Hiye ente. Böyledir arkadaşlar. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bakın şurada da aynısı. Te'hudani, te'hudani, te'hudani. Bakın üçü de ayrı. Şurası hümadır. Müzek, mühennes Şurası müzekker entümadır. Arkadaşlar. Şurası da mühennes entümadır. Tes elani, tes elani. Buralar için geçerlidir. Tekra'an, tekra'an, tekra'an. Buralar içinde geçerlidir. Ki tesniye de kim kastedilirse ona göre anlam ifade edilir. Onu da söylemiş olalım. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hem çekim öğrenmek öğreneceğiz arkadaşlar. Hem de öğrendiğimiz onu gerek mazi gerek muzari fiil çekiminin zamir değer karşılığını ya da ilişkili olduğu zamiri efendim zihnimizde tutacağız. O zaman anlamlı bir şekilde öğrenmiş oluruz. Yoksa diğer yönüyle sadece ezberlemiş ve geçmiş oluruz. Bu da bizim için çok e, faydalı olmaz kanaatindeyiz biz. Mutlaka ilişkili olduğu zamirleri ve öğrendiğimiz çekimin anlamını da her anlamını anlamında zihnimize yerleştirmemiz icap etmektedir. Dersimiz böyleydi arkadaşlar. Bu fiillerin muzari ve mazilerini çekebilirsiniz. Ee, ve böylece zihniniz çekime de alışır. Antrenman yapmış, alıştırma yapmış olursunuz diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, Arapçayla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin. Başarılar tekrar.